İyi tamam. İyi ben sizi sonra ararım. Ulan sen hala her ü diyene dönüp bakıyor musun kız? Aman abi saçmalama. Hangi salak böyle horoz gibi öterek laf atar? Olsun kız. Ben anlamam. Biz de anlamayız. Size ne oluyor lan? Dinginler. Bakın bu benim kız kardeşim. İyi belleyin. Yanına 5 metreden fazla yaklaşanı öyle bir çizerim ki bütün hayatı boyunca SSK hastanelerinde sürünür. Anlaşıldı mı? Merak etme abi. Artık dünya ahiret bacımızdır. Vallahi ben ahiretine karışmam. Ama bu dünyada bir yamuk olmasın. Çizerim. Abi boğazlar sana hiç yakışmıyor. Babam bu adam olmaz dediğinde haklıymış galiba. Abi de öyle mi? Siz karışmayın lan. Salaklar. Sen de iki kitap okudun dilin uzadı değil mi? Hadi şimdi fazla oyalanma. Etrafına da bakmadan doğru eve. İkile. Sana mı soracağım nasıl yürüyeceğimi? Uza hadi lan hadi. Affedersin evladım. Senin adın Kürtik'in mi? Dövelim mi abi? Bir dakika durun hele. Ne istediğini bir anlayalım sonra döveriz. Evet ben Kültikin'im ama bundan sana ne moruk? Bir dostum sizin adınızı verdi. Halledilmesi gereken mühim bir işim vardı da. Senet işi mi bey baba? Bizden iyi bacak vuran yoktur yani. Yok evlat. Senetle sepette işim yok benim. Ben çok zengin ve hasta bir adamım. Ameliyat için organ lazım. Vallahi beyin istiyorsan bizde yok. Gülmeyin lan! Ciğerinizi sökerim sizin. Ah evladım bana da ciğer lazım. Ama öyle ciğer değil, karaciğer. Nasıl olacak bu iş? Artık nasıl bulursanız bulun. Ben karışmam. 15 gün içinde bana sağlıklı bir karaciğer lazım. Bakın bu çantada 50 milyon para var. Hı? Ciğeri getirin, sizi paraya boğarım. Merak etmeyin siz saygıdeğer beyefendiciğim. En kısa sürede ciğerinizi bulup getireceğiz. Hı. Bakın bu telefon numaram, buyurun. Mal hazır olduğunda beni arayın. İsmimi de kimseye vermeyin. Eyvallah. Ben bu işi anlamadım abi ya. Biz şimdi kimi döveceğiz? Ulan düşünürken rahatsız etme seni bir. Tam aklıma bir şey geliyor. Dövürüyor muydum abi ya? Aptal yapacağım. Ulan tam para mı saydım? Ulan sen.